Günden kalanlardan bu kez merhaba diyorum sizlere. Önce bir piyasalara bakalım. Şu anda piyasalarda nasıl bir seyir var? Borsa İstanbul'da haftanın son iş ve işlem gününde yukarı yönlü hareket görüyoruz. %0.60 artıda endeks ve 111.235 bandan işlem görüyor. Dolar TL'de hafif bir gevşeme var. 5.93.80 seviyesinde. Euro TL 6.58.37'den işlem görüyor. Orada %0.44'lük bir düşüş söz konusu ve Euro dolarda 1.10.84'te %0.34 ekside. Tahvil piyasasına baktığımızda 2 yıllık tahvillerde yukarı yönlü hareket var. 10.000'de 2'lik bir yükselişte. Bileşik getiri %11.97. 10 yıllık tahvillerde 20 bas puanlık düşüşle bileşik getiri %12.53'te. Avrupa borsalarına bakalım. Avrupa borsalarında da yön yukarı bugün. Londra FTSE Endeksi %0.24 artıda 7.592 puanda. Paris CAC 40 %0.49 artıda 5.999 puanda. Almanya DAX Endeksi %0.54 artıda 13.282 puanda. Ve İtalya FTSE MIB Endeksi de %0.89 artıda 23.920 puandan işlem görüyor. Ve Amerika borsaları. Amerika borsaları da pozitif başlangıç yaptı yeni güne. %0.31'lik artışta 28.463 puanda endeks. S&P 500 %0.33 artıda ve 3.216 puandan işlem görüyor. Teknoloji endeksi Nasdaq da %0.39'luk yükselişte 8.922 puandan işlem görüyor. Evet, piyasalara böyle hızlı bir bakış açısıyla tur yaptık. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Aranın ardından tekrar buradayız. Evet, günden kalanlara devam ediyoruz. Şimdi gazeteci, ekonomist, yazar Hakan Güldağ ile birlikteyiz haftanın son gününde. Her cuma olduğu gibi. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birazdan başlayacağız sizinle gündemi yorumlamaya. Bugün zamanımız da kısıtlı, o yüzden böyle hızlıca hareket edip hemen Ankara'ya gideceğim. Alican Türkoğlu var. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcimiz. Alican, sana da merhaba. İyi akşamlar. Aldım mesajı. Hızlı konuşacağım. Evet, zamanımız daralıyor. O yüzden hızlı hızlı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Ekonomik anlamda da önemli açıklamaları var. Siyaseten de yapmış olduğu açıklamalar var. Onları böyle istersen bir özetleyelim. Bir de bizim bu yerli otomobil, izleyicilerimiz de çok merak eder. Hep sorar. Şimdi onun lansmanı ile ilgili biliyorsun bir erteleme de vardı. Şimdi 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünüyoruz. Ön gösterimi dedi Cumhurbaşkanı. Detaylar neler, dinleyelim senden. Aslında ikinci sorunla başlayayım çünkü detay yok. 27 Aralık'ta Gebze'de ön gösterimi olacak. İki tane de fotoğraf aslında Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın yanında paylaşıldı. Üzeri brandalı bir şekilde hava koşullarına göre bir sürüş de gerçekleştirilebilir deniyor. Ama verilen bilgi 27 Aralık'ta gelecek hafta Gebze'de yerli otomobilin ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir programla gerçekleştirileceği, o bilgiyi verelim. Şimdi onun dışında gerçekten çok yoğun bir gündem var bugün itibariyle Ankara'nın önünde. Aslında işte geçen haftadan beri özellikle konuştuğumuz iki başlık var. Birincisi Libya konusu ve dolayısıyla Akdeniz konusu. Bu konuyla ilgili olarak yeni açıklamalar önümüzdeki günlerde gelmeye devam edecek. Libya tarafından da anlaşmanın, Türkiye ile olan anlaşmanın imzalandığını biliyoruz. Şimdi muhtemelen diğer ülkelerin Akdeniz'le ilgili hamlelerini göreceğimiz açıklamalar gelecektir. Dün Putin'in yapmış olduğu açıklamalar önemli. Ankara'dan bir heyetin Rusya'ya gideceğini ve Libya konusuyla ilgili olarak toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı Rus lider. Ve bu kapsamda da Rusya'nın resmi tutumunun, çatışan tarafların masaya oturmaları olduğunu da belirtmiş durumda. Bu kapsamda Libya konusu gözüken o ki özellikle önümüzdeki hafta, Libya konusu dememek lazım artık gerçi, Akdeniz konusu önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha fazla konuşulacak gibi gözüküyor. Ben Yunanistan'dan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminden, işte Mısır'dan, İsrail'den de gelecek hafta itibariyle yeni açıklamalar gelmesini bekliyorum. Dün Almanya Savunma Bakanlığı'ndan bile bu konuyla ilgili açıklama yapılmış durumda Doğu Akdeniz'le ilgili. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ise bugünlerde biraz daha fazla konuşulacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber okumakta fayda var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya'da yapmış olduğu açıklamaların bir kısmında
yaptırım konusuyla ilgili değerlendirmeler de var. Yani S-400 konusunun bittiğini kaç kere söyledik diyor Cumhurbaşkanı ve Türk akımı ile ilgili yaptırım uygulanacak yönündeki söylemler de Türkiye'nin haklarına tecavüz anlamına gelir. Tüm bunlara karşı tabii ki bizim de Türkiye'nin de yaptırımları olacak. Kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız yönünde bir açıklama gelmiş durumda. Şimdi neden bu açıklama yapılıyor Türkiye tarafından da? Yaptırım konuları neden tekrar özellikle bu aralar gündeme gelmeye başladı? Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinin içerisindeki şu anda Başkan Trump'ın önünde o dosya. Türkiye ile ilgilendiren de dört önemli nokta, dört önemli madde var. Bunlardan bir tanesi F-35'lerin teslim edilmemesi. Bir diğeri Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun belirli şartlar dahilinde kaldırılması. Bir diğeri Türk akımı projesine uygulanacak yaptırım ki işte Cumhurbaşkanı'nın bahsettiği. Bir diğeri de S-400 alımı ile ilgili olarak katsa yaptırımlarının devreye sokulması ki bugün itibariyle ABD Başkanı Trump'ın bu bütçeyi onaylaması bekleniyor. Dolayısıyla bugün dahil olmak üzere önümüzdeki çok kısa vadede Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanacak katsa yaptırımlarının hangilerinin Trump yönetimi tarafından seçileceği ve uygulanacağı ve bunun karşılığında Türkiye'nin de ABD'ye hangi yaptırımları uygulayacağı konusu ki benim beklentim mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde ABD'nin uygulayacağı yaptırımların aynısının da Türkiye tarafından uygulanacağı yönünde bir açıklama yapılması olacaktır. Bu açıklamalar yapıldıktan sonra bu konuları oldukça fazla konuşacağız, tartışacağız gibi gözüküyor. Bugün dahil olmak üzere dediğim gibi önümüzdeki günlerde. Şimdi tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dönersek Libya ile ilgili olarak Libya'da yaşananlara zaten seyirci kalmamız mümkün değil açıklamasını tekrarlamış durumda Cumhurbaşkanı. Hafter ile ilgili olarak Hafter'in gayrimeşru olduğunu ve bazılarının paralı asker olarak bu gayrimeşru kişinin yanında çalıştıklarını, yanında görev yaptıklarını söylüyor. Üstü kapalı olarak Rusya'ya bir mesaj olarak algılandı diyebiliriz bunu. Yine sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak ki Amerika Birleşik Devletleri ile tartışmalı hususlardan biri bilindiği gibi bu konuyla ilgili olarak da bir ekibin kurulduğu ve yoğun bir çalışmanın yürütüleceğini de ekliyor Cumhurbaşkanı. Yani dış politika gündeminin yoğun olduğunu Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından da anlıyoruz. Şimdi bunun dışında ekonomiyle ilgili olarak 2020 için enflasyonda da faizde de hedefin tek haneye düşmek olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine 2020 yılının yatırımlarda Türkiye'nin sıçrama yılı olacağının da altını çizmiş durumda açıklamalarında. Yine asgari ücretle ilgili önemli bir açıklama var ki bugün Üç Konfederasyonu'nun ortak açıklamasıyla ortak talebin 2578 lira olduğu ve bunun altındaki bir teklife şerh koyacağı resmen belirtilmiş durumda konfederasyonlar tarafından. Son toplantı yani karar toplantısı muhtemelen 24 veya 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı'na asgari ücretle ilgili görüşü de soruldu. Buna cevabı da Çalışma Bakanı'nın gelinen son noktayı kendisine bildireceğini, belirteceğini ve yapılacak çalışmalarla beraber inşallah tarafları memnun edecek bir adım atarız. İnşallah jestimizi yaparız yönünde bir değerlendirmesi var Cumhurbaşkanı'nın. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde işte 24-25 Aralık tarihine kadar asgari ücretle ilgili olarak da yine yeni bir değerlendirmenin, yeni bir açıklamanın gelmesini bekleyelim. Bunu da söylemekte fayda var. Atlamadan dış politika ile ilgili İdlib konusu oldukça önemli. Birleşmiş Milletler'in uyarısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dünkü açıklamalarında uyarısı var. 50 bin kişi Türkiye sınırına doğru geliyor yönünde. Bu arada rejimin saldırılarının devam ettiği yönünde de bölgede haberler geliyor. Dolayısıyla özellikle hafta sonu itibariyle sınır hattının oldukça yoğun olabileceğini gündem anlamında bunu da söylemekte fayda var. Dolayısıyla dış politika gündemi üzerinde yoğunlaşacak bir günü geride bıraktık. Önümüzdeki haftada muhtemelen bu başlıklarla konuşulacak. Tabii iç politikada bütçe konusu ki bugün itibariyle bitiyor. İşte Kanal İstanbul konusu, şehir üniversitesi ve yeni siyasi partiler de tartışılmaya, konuşulmaya devam edecek. Oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Tahminen daha hareketli bir hafta bizleri bekliyor demekte fayda var. Son cümle olarak da aldığın kararın senin için en iyisi olmasını dileyerek sözlerimi tamamlayayım. Ankara'dan da sözü sana ve değerli konuğun Hakan Bey'e bırakayım. Alican çok teşekkür ediyorum. Güzel temennilerin içinde. Sana da iyi çalışmalar, iyi hafta sonları. Şimdi Hakan Bey hemen başlayalım. Şimdi. Ben de iyilik sağlık temenni edeyim bari. Sizi bundan sana bıraktım. Peki sonunda şimdi şey. Daha birlikteyiz ya en sonunda tamam. Biliyorsunuz yani uzun bir teşekkürümüz oluyor hep. Yani çünkü bir ekibiz. Doğru. O yüzden, aynen öyle. Onu tekrar konuşuruz ama şimdi gündemde bu yerli otomobil
Doğru. Gerçekten izleyicilerimizin de bu yerli otomobille ilgili son gelişmeler nedir diye bizi de çok köşeye sıkıştırdığı oluyordu. Gerçi Alican da yani tek o da söyledi yani tek bir şey var. O da 27 Aralık Cuma günü Gebze'de düşünülüyor ama sizde derin bilgiler vardır diye düşünüyorum ben de. Derini bilmiyorum ama yani Sayın Cumhurbaşkanı bu sene içerisinde bunu yapmadan seneyi kapatmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor. Çünkü 2020'ye kadar göreceğiz. 2019'da görmüş olacağız. En evet 2019'da görmüş olacağız. Ben öyle algılıyorum. Yani 27'si meselesi de biraz öyle. Bir tarih seçilmiş gibi görüyorum. Çünkü 14'ünde yapılacaktı. Birçok hazırlık da vardı bununla ilgili. Gene Bilişim Vadisi'nde lansmanının yapılması üzerine. Niye bu kadar geç kaldı? Yani niye ertelendi? Şimdi o da herhalde önemli. Hazırlıklar tamamlanmaya çalışılıyor. Yani bir ön gösterim olarak ifade edildiğine göre belki her şey tamamlanmış olması da belki beklenmeyebilir. 2022'de çünkü seri üretime geçmesi konuşuluyor yerli otomobilin. Neleri biliyoruz? Yani o 14'ünde mesela senaryolardan bir tanesi Osman Bey, Osman Gazi Köprüsü'nü geçerek Cumhurbaşkanı'nın test pilotu olarak bir anlamda yerli otoyu kullanarak geleceği ifade ediliyordu. Sayın Barak ve yerli otomobillerin değil mi? Evet. Burada da tabii üstü örtülü kapalı olarak görüyoruz. Zaten söylemişti az önce Ali Can'da. Evet ama bir SUV olduğunu modelden zaten evet. Acaba altında ne var diye böyle bir SUV olduğunu biliyoruz. Yani bilebildiğimiz yani daha doğrusu gelen bilgiler o yönde tamamen elektrikli olduğunu biliyoruz otomobilin. Bataryasının tabii ki açıklanacaktır ama yarım saatte 45 dakika arasında doldurulabildiğini biliyoruz DC olarak şimdi bataryaları. Üretim tarafına geçilmiş olması. Tabi bunlar lansman açısından önemli ama değil mi? Yani evet. Sonrası bundan daha önemli. Çünkü önümüzde yani daha doğrusu geçmişte bir deneyimimiz var. Yani hı-hı, filmlere de konu olan değil mi devrim? Evet. Şimdi beklenti ne? Onun ötesine geçmek. Ya devrim de tabii çok değişik bir hikaye. Yani evet. O da çok farklı bir hikaye ama tabii üretime geçmek önemli. Evet. Üretim de geçilecek yani öyle görünüyor. 2022 içinde bir seri üretim planlaması var yerli otonun. Böyle 200 şimdi konuşulan rakamlara yine bakarsak 250 bin ile 300 bin lira arasında bir yerlerde fiyatlanacağı da konuşuluyor. De sektörün de zor olduğu yani zor zamanlar geçirdiği bir dönem aslında değil mi? Yani hem Türkiye'de hem de dünyada aslında çok böyle parlak bir tablo yok ama zor bir dönem. Ama elektrikli otomobil açısından farklı bir perspektif var. Yani belki deseniz geleneksel ürünler açısından mesela doğru, o tarafıyla ilgili olarak kesinlikle Türkiye'nin otomobilinin, otomotiv sektörünün geleceğini mutlaka tartışması lazım. Çünkü aynen söylediğiniz gibi birçok geleneksel parça üreten tedarik zincirinin önemli halkalarını oluşturan bir otomobil, otomotiv sektörümüz var. Burada önemli kuruluşların, ana üreticilerin olduğu bir otomotiv sanayi var. Ama katma değerinin maalesef hala çok düşük olduğu bir otomotiv sanayi var. Bunu şunun için söylüyorum. Evet, çok ciddi bir ihracat rakamına sahibiz. 26 milyar dolarlık bir ihracat rakamına sahibiz. Ama onun içerisinden kazanabildiğimiz rakam oldukça düşük. Maalesef birçok sektöre göre de kıyasladığınızda düşük. Rakamlar büyük, çok önemli lokomotif sektörümüz. Ama kazanabildiğimiz yani Türkiye'ye kalan anlamında tabii ki işçilik falan onlar kalıyor ama otomobil başına kalan rakam ihracat üzerinden çok yüksek değil. Birçoğunun ihracat departmanları bile çok gelişkin değil. Şimdi güzel bir tebessüm ettim çünkü izleyicimiz görmedi ama Murat Bey izleyicimiz diyor ki orada da beni onara etmiş. Hatırlar mısınız Hakan Bey? Bir Anadolu'muz vardı. Bursa'da evet, siz hatırlamazsınız diyor. Sağolsun. Ama doğru söylüyor. Yok doğru söylüyor. Onunla çok böyle yok inekler yiyor filan diye evet, saman evet, bunun bilmeyi çok şey yaptık ama çok önemli bir dönüm noktasıdır Anadolu. Çok önemli evet.
Bunları sürdürebilmemiz önemli işte. Gerçekten biraz önce söylediğiniz, sizin de aslında ona vurgu yaptınız. Yani evet, devrimi yaptık ama sürdürebildik mi? Çok önemli. Çok önemli. Yani gerisini getirmek çok önemli. Çünkü daha da yani vahşi bir dönemdeyiz. Yani rekabetin çok olduğu, ki otomotiv sektöründe rekabet çok olduğu için işte büyük firmalar kendi aralarında birleşiyorlar değil mi? Ülkeler bazında. O rekabet hep vahşi de. Bu sefer bir ciddi faz değişikliği de var. Yani doğru, bütün endüstri değişiyor. Onun için Türkiye'nin otomotiv sektörünü yan sanayi bakımından da, çünkü ne üretiyoruz, kime üretiyoruz, bunu çok iyi tekrar gözden değerlendirmemiz lazım. Ürettiğimiz birçok parça artık bir zaman sonra üretilmeyecek modeller için yapılıyor. Bir zaman sonra belki ortadan kalkan modeller için yapılıyor. Onun için otomotiv yan sanayicileri de bu durumun farkında ve bu dönüşüm için de bir tür yeniden bir can suyu, bir dönüşüm desteği bekliyorlar. Bunlar da belki de bu ülkenin önüne mutlaka koyması, düşünmesi, hızlıca tartışıp hareket etmesi gereken konular diye bakıyorum. Yerli otomotiv de burada mutlaka düşünülmüştür. Biz konuştuğumuzda yerli otonun sadece bir tek başına bir yerli oto macerası olmadığını, bir mobilite şirketinin, bir mobilite sisteminin kurulması için bu adımların atıldığını ifade ediliyor. Bunun yansıması lazım. Bu önemli bir hikaye. Yeni bir düzene Türkiye yeni bir adım atacaksa, bu mobilite çerçevesinde yapılması bence doğru bir fikir. Çok önemli bir noktaya dikkat çekiyorsunuz. Hani sonrası sürdürülebilir olması açısından da bunun devamlılığında önemli bir konu. Aynen. Bu şarj istasyonları değil mi? Yani tabii, o tarafa doğru yönlendik. Bunların da planlanması lazım. Yani aslında önümüzde çok uzun bir süreç var. Önümüzde planlanması gerek. Ama bunu kısaltmamız lazım. Uzun bir süreç var. Kısaltacağız. Kısaltırken bazı şeyleri de dünyadaki dönüşümü iyi okuyarak yapmamız gereken, adım atmamız gereken bir süreç. Ama 27'sine bakalım, hepimiz birlikte heyecanla görelim, da bekliyoruz. Evet. O yani şeyler, paravanlar bir kalksın değil mi? Onun üzerindeki o brandalar bir kalksın. Doğru kelimeyi buldum. Brandalar bir kalksın. Ne olduğunu görelim ama en azından sağlam bir otomobil görüntüsü olduğunu buradan bile adeta hissedebiliyoruz. Evet, şimdi asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği sinyaller var. Evet. Yani sanki bir orta yol bulunacakmış gibi görünüyor ama orta yol ne olacak? Yani sizin bu anlamda beklentiniz ne olur? Tabii biz Recep'le az önce konuşurken tamam, sonuçta yüz gülecek bir taraftan belki. Belki sadece işte bulunacak ama bir de bütçe tarafı var. Bu işin ekonomik gösterge, evet, etkisi de var. Oradan da değerlendirmek lazım. Dinledim gelirken. Bence o değerlendirmelerin üstüne çok eklenebilecek fazla bir şey yok. Ben yani bir önceki asgari ücret gibi öyle %26'lık bir artış olacağını, hani yüzler gülecek deniliyor ama öyle o rakamlara çıkılacağını, o oranlara çıkılacağını düşünmüyorum. Hani bütçe açısından 2500 civarında kalacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi yine bu faizle ilgili Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Şimdi faiz indirimi 2020 yılında da sürecek. Ama yatırım tarafına da etkisini görmeye başladık bu faiz indirimlerinin dedi. Şimdi hep bu konuşuluyor. Yani faiz indirimi, yatırım ilişkisi. Deren Acemoğlu'yla da bir röportaj gerçekleştirdi az önce Ali Çağatay. Şimdi bizim maalesef doğrudan yabancı yatırımları çekme konusunda şu anda çok parlak bir tablomuz yok. Evet. İşte bunun için de tabii ki biraz daha farklı pozisyonlar almamız lazım. İşte reformlara çok dikkat çekiliyor. Bu anlamda o ne diyorsunuz? Yani faiz indirimleri ve yatırım ilişkisi nasıl şekilleniyor ve etkisini ne anlamda görüyoruz sizce? Yani her anlamda görüyoruz aslında. Çünkü faiz ile yatırım arasında gerçekten bir ciddi bir ilişki var ama bütün olay faiz mi? Yani faizler çok inse bile gerçekten yatırıma yönelinir mi? O ayrı bir konu. O piyasadaki güvenle ilgili, neye yatırım yapmayı seçmekle ilgili. Şimdi sonuçta 1200 bas puanlık bir faiz indirimi gerçekleşti. Mesela etkisel anlamda baktığımızda finansman maliyeti biraz fark ettirdi. Biraz fark ettirdi ama çok büyük bir şey yok. Çok büyük bir mesela büyük firmalardan yatırıma dönük olarak
bir istek, bir iştah var mı? Çok onu görmüyoruz. Yani siz sektör değerlendirmesini yapıyorsunuz. Tabii banka şube, yani şube müdürleriyle görüştüğümüzde de bunu görüyoruz. Yani oralara gidiyor. Genel müdürlerle görüştüğümüzde de bunu söylüyorlar. Öyle çok büyük bir iştah yok. Özellikle büyük firmalardan yok. Yatırıma dönük zaten çok fazla kredi de şu anda verilmiyor. Yani gördüğümüz, bizim izleyebildiğimiz rakamlardan da o. Hatta bunun için ne yaptılar? Son dönemde bir değişiklik yaptılar. Bu 5 ile %15 arasındaki, evet, borsayı da kapattık. Devam galiba. Edelim. Tamam. Evet, bugün pozitif, yani haftayı pozitif tamamlamış oluyor bu rakamla birlikte. BIST endeksi %0.52 artıda 111.176 puandan günü, haftayı tamamlamış oluyor. Şimdi telefon attığımızda TR Yatırım Ekonomisi Enver Erkan var. O yapacak bize değerlendirmeyi. Enver Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar Burç Hanım. Şimdi sizden tabii hem günün yorumunu isteyeceğiz ama tabii bugün biraz daha görece, dün sinyalini almıştık, yataydı bütün gün piyasa. Bugün de pozitif de tamamlamış oluyor. Dünden bugüne tabii daha az hareketi gördük ama hafta oldukça hareketliydi. O yüzden hem dolar TL tarafında hem de borsa tarafında nasıl bir haftayı geçirdik? Ve tabii ki şimdi önümüzdeki hafta da tam böyle tatil modunun yoğunlaştığı bir hafta olacak. O yüzden neler bekliyoruz? Öncelikle son programını sanırım ben de size gelecek için en güzel dileklerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi tabii son birkaç günde o alıştığımız borsa, faiz, CDS, TL senkronunun biraz bozulduğunu görüyoruz. Çünkü TL açısından özellikle haftanın başı oldukça hareketliydi. Ve bir süredir o volatilitenin dip olduğu dönemde yataylaşmış olan TL hareketinin TL değer kaybı eğilimine doğru ağırlıklandığını gözlemledik. Bu çerçevede de kur hareketinin 5.90'lı seviyeleri şu anda normalleştirme aşamasında olduğunu görmekteyiz. Nitekim bu eğilim halen bozulmuş değil. Halen TL ne kadar o hareket, o ilk hareket biraz sönümlenme etkisi göstermiş olsa da dolar TL test etmiş olduğu en yüksek seviyelerin yakınında bir hareket içerisinde. Ve BDDK'nın da o TL oynaklığının sönümlendirme amaçlı TL satım pozisyonu almayı zorlaştıran swap hamlesinin çok önemli bir etki kur tarafında ilk etapta gösteremediğini görüyoruz. Diğer taraftan baktığımızda TL'deki bu ön plana çıkan negatifliğe karşın borsa tarafında pozitif görüntünün devam ettiğini görüyoruz. Ki oradaki görüntü tabii 110 bin seviyesi korunduğu müddetçe bu şekilde eğilim göstermeye devam edecektir. Tabii burada yılın son döneminde gelişmiş ülke borsalarının da oldukça pozitif olduğu ve rekor seviyelere yakın bir fiyatlama yaptığı dönemde o hisse senetlerinin olan yıl sonu girişlerinden pozitif etkilenen bir borsa hareketi vardı. Faize bakıyoruz, gösterge %12 civarlarından çok fazla ayrılamıyor ve bu dönem içerisinde şöyle bir değerlendirme yaptığımızda tabii artık önümüzdeki hafta Noel tatili olduğundan yabancı biraz geri çekilecektir. Küresel piyasalarda da hacimler düştüğünden dolayı biraz artık hareketlerin yataylaşacağı, sakinleşeceği bir hafta içerisine girebiliriz. Zaten haftalık ekonomik takviminde de çok önemli gelişmelerin olmadığını görmekteyiz. Yatırımcı biraz daha artık yeni yılda piyasaların normalleşeceği dönemde güncel hikayeleri izleyecektir. Küresel başlıklarda bu belirsizlikler, başta ticaret savaşları olmak üzere geride kalmış değil. Biz de baktığımızda jeopolitik riskler, özellikle Amerika ile olan ilişkiler ekseninde oldukça önemli ve piyasaların merkezinde olacak ki Trump'ın da bu akşam bu Amerikan savunma bütçesini imzalayacağını görüyoruz ki Türkiye'ye yaptırımlar içeren maddeleri içeriyordu bu savunma bütçesi. Faiz enflasyon denklemi oldukça önemli olacak. Özellikle 2020 içerisinde para politikasında faizin enflasyondan daha hızlı bir şekilde düşmesi durumu söz konusu olsa bunun tabii ki TL açısından bir hassasiyet unsuru olacağını söyleyebiliriz. Kurda şu anda tabii önemli seviyelerde. Bu 5.93-5.94 seviyeleri kritik direnç seviyeleriydi bakıldığı zaman. Burada da tabii şu an hareketin duraksadığını düşünecek olursak burada yeni bir hareketlenme TL adına teknik anlamda 6.60 bandını göstermekte. Ama tabii son dönemde bu jeopolitik risk ve artı faiz denklemi anlamında TL adına risklerin biraz daha değer kaybı yönüne doğru evrilmiş olduğunu söyleyebiliriz.
Emre Erkan çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tabii riskler devam ediyor. İşte öyle. Bugün Senato, savunma bütçesinin onaylanması. Aslında Cumhurbaşkanı ona da bir gönderme yaptı. Biz de hani yaptırım geliyorsa bizim de yaptırımlarımız var dedi. Hmm. Ama diğer taraftan baktığımızda şu da bir gerçek. İşte Kuzey Akım Projesi ile ilgili daha önce Almanya'da sopa göstermişti. Değil doğru. mi? Amerika. Aynen öyle. Kuzey Akım 2 için özellikle. İki için. Ama yapmayacaksın bunu Rusya'ya diye. Yapmayacaksın ama bizimki de tamamlanmış proje. Dolayısıyla hani orada da acaba daha ne konuşuluyor ya da sembolik mi şeklinde de yorumlar vardı. Yani, şimdi ama piyasa bunları görüyor, biliyor. Ama bugünkü tabloya baktığımızda pozitif. Önümüzdeki haftaya nasıl yansıyacak? Pazartesi günü itibaren yine gündeminde olacak konular. Bizim piyasamızı etkilemeye devam edecek. 2020'ye sarkacak, taşıyacağımız konulardan biri olacak bu. Doğru. Öyle görünüyor. Yani tabii Washington tarafı Washington tabii Trump biraz daha farklı düşünmekle beraber çok belli ki Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı zaten bu Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinden gelen yaptırımlar bunlar da karşımıza. Bu F-35'ler meselesini zaten bir süredir sürekli gündemde tutuyordu. S-400'ler onlar için bir kırmızı çizgi belli bu. Yani bu özellikle buna bir yaptırım getirmediği takdirde hafif ya da ağır bunun cesaretlendireceğini başka ülkeleri de doğru. düşündüğü için bunun önünü kesmeye çalışıyor. Buna bir yaptırımdan başka bir şans olmadığını düşünüyorlar. Öyle de hareket bir ediyorlar. Siyaseten de çok sıkışıyor. Kendi siyaseti açısından böyle bir durum var. Trump'ı da ister istemez bu azil sürecinde vesaire daha fazla elinin kolunun biraz daha bağlandığını düşünmek de çok yanıltıcı değil. Bu önümüzdeki süreçte bizi rahatsız etmeye devam edecek. Hani biz de yaptırımlar yapabiliriz. Tabii ki olabilir. Ama bu bize bir fayda, ne kadar bir fayda getirir? En iyisi bu işin çözülmesi. Burada bir akılcı yola doğru gidileceğini ben hala ümit ediyorum. Şimdi tüm bu riskler, hep jeopolitik risklerin etkilerini konuşuyoruz piyasalar üzerinde. Evet. Acaba bunlar devre dışı kaldığında gerçekten doların Türk parası karşılığında bugünkü değeri ne diye sormuş izleyicimiz. Güzel bir soru aslında. Yani olması gereken ya da evet, işte gene ceteris paribus'a geliyoruz. Hani her şey kendi mecrasında giderse ama evet, hiçbir şey kendi altında. Mecrasında gitmiyor. Onun için de bu sorunun keşke tam bir bilsek, yanıtı yok. Siz biliyorsanız Atilla Bey bize yazın. Çünkü enflasyon hesapları yeterli olmuyor bu şeyde. Yani Türkiye'nin enflasyonuyla Amerika'nın enflasyonunu çıkaralım. İşte açığımıza bakalım, fazlamıza bakalım diye bir hesap dolar için şu anda yapamıyoruz. İşte gördük. Yoksa 5.80'in çok altına gidebilecekmiş gibi bir görüntü yok. Şimdi biz bu yerli otomobili konuştuk. Şimdi ortada aslında tam arabayı görmedik diyor izleyicimiz Alparslan doğru. Bey. Ama görmedik siz şarj istasyonu muhabbeti yapıyorsunuz. Tam değil, hiç görmedik. Hiç görmedik ama şöyle bir gerçek. Şarj yani, istasyonu muhabbeti kervan, niye yapıyoruz diye mi? Kervan yolda dizilir lafı değil mi? Doğru. Şimdi biz bundan biraz uzaklaşmamız lazım. Planlama da dediniz yani değil mi? Bu sonuçta doğru. sektörel anlamda çok önemli bir şey. O yüzden bunları da şimdiden konuşmak lazım. Yoksa yaptıktan sonra ne anlamı var? Şimdi az önce görmüştüm, söyleyecektim. Şimdi tekrar getirdim. Selçuk sağ olsun. Şimdi nasıl tanıdık bu yerli babayı, yerli otomobili? Var mı bir baba yiğit değil mi? Evet, görüyoruz. Şimdi evet, Sayın Barank da o baba yiğit etrafına evet, toplamış. Bunu da dikkatimi çektiği için. Ama galiba en büyük baba yiğitin de yani eğer kulağımıza gelenler doğruysa en büyük baba yiğit gene devletin kendisi olma ihtimali var. Çünkü duyduğumuz kadarıyla belki onunla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı 27'sinde de bir açıklamada da bulunabilir. 30 bin aracı kamu için alacağı söyleniyor ki bunun da yaklaşık 600 milyon gibi bir değerinin olduğundan bahsediliyor. Eğer böyleyse zaten baba yiğitlerden bir tanesi devletin bizzat kendisi olacak gibi görünüyor. İhtiyaç varsa yani alım kararını yerliden yana kullanması aslında kötü bir şey değil. Yok, ben sadece baba yiğit için söylüyorum. Kötü bir şey olarak söylemiyorum. Yani devlet de bir baba yiğit olarak ortaya kendisi çıkıyor. Bence kamunun alım gücünün bu tür bence konularda tabii, yani kullanılması olarak, önemli. Değil mi? Bizim, tabii ki. Yani, eğer öyle bir şey varsa biz üretiyorsak yani, değil mi? Bizimkileri kullanılması. Yani hiçbir markayı hedef alıp onun yerine bunu alın anlamında söylemiyorum. Ama sonuçta tabii ki bu ülkenin bir değeri ortaya çıkıyorsa alımların o yönde yapılması, kamunun alım gücünün bu yönde kullanılması da
hiç de böyle beklenmeyecek bir şey değil. Aksine olması gereken bir konu. Hatta kamunun alım gücünün yerli başka ürünler için, makine başta olmak üzere kullanılması gerektiğini de hep savunuyoruz. Doğru. Sektör de savunuyor. Şimdi resim daha kalabalık olsaydı keşke demiş izleyicimiz de. Ama bunlar ortakları, ortaklar bunlar. Bu daha başlangıçta. Yani sonrasında tabii iş geliştikçe mutlaka daha da büyüyecektir. Şimdi bu yatırım kısmını konuştuk ya faizlerle. Ortaklar belli artık. Ortaklar belli. Ortaklar daha belli. Bu tablodaki ortaklar belli. İkinci başka bir şey. Bir şey yapılırsa tabii canım tabii. Bir tanesini gerçekleştireyim sonra belki alanlar açılır, o anlamda söylüyorum. Tamam. Ben aynı resim daha kalabalık olsaydı deyince zaten şu anda var olan herkes var. Yani evet. İşin içinde, biraz projenin içindeki herkesi kapsıyor gibi görünüyor şu anda. Evet, ama tek değişmeyen şey değişim, biliyorsunuz, o yüzden. Her şey değişiyor. Ama değerli şeyler de her zaman değişmiyor. Mesela değişmeyen birçok şey de var değil mi hayatta? Mesela elementler değişiyor mu? Evet, ama onları biz koymuyoruz o yüzden. Zaten var. Neyse, iş felsefi boyuta girince peki, tamam. Fena çıkacak. Tarihçi Brodel'e geleceğiz. Evet. Bu çok az zamanım var. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum, biliyorsunuz. Cuma zaten kısalmıştı. Şimdi şeyi soracağım. Bu yatırım ilişkisinde demiştik ya. Faizler konusunu konuşuyorduk aslında. Onu da açtığımız pencereyi kapatalım. Doğru. Faizlerle yatırım arasında kesinlikle bir ilişki var. Ama tek belirleyici etmen faiz değil. Evet. Piyasadaki güven, geleceğe ilişkin bakış, belirsizliklerin azalması, bunlar da son derece önemli yatırım ortamı için. Yatırım ortamının iyileştirilmesi de önemli. Evet, Türkiye'de bir 10 sıra yukarıya doğru çıktık yatırım ortamında. Ama daha da iyileştirilmesi gerekiyor ve geldisi yabancısı, sonuçta belirsizlik ortamının kalkması, özellikle bu sıfırdan yatırımlar dediğimiz, doğrudan yatırımlar dediğimiz, hani sanayiye, hizmetler sektörüne bizzat yabancı yatırımcıların gelip ellerini burada taşın altına koyarak yaptıkları yatırım son derece önemli. Diğer, eğer sıcak para tarafından bakarsanız, benim o açıdan çok fazla bir şeyim yok, beklentim yok. Neden yok? Faizlerin geldiği seviye belli. Çünkü faizler meselesiyle de o tarafı bağlantılandıracak olursak, stopaj hesabını da yaptığınız zaman neredeyse artık cari enflasyonun altında kalmaya başlamış bir mevduat faiziyle karşı karşıyayız. Dolarda da beklentilerin belli bir yerde olduğunu görüyoruz. Hani şimdi bu dolar ya da bu kur düzeyinden bu faizlerle, bu faiz beklentileriyle gelip de yabancı yatırımcının önemli miktarda sıcak para sokmasını beklemek, üstelik de algı problemlerini yaşarken, işte yaptırımlar hem Amerika'dan hem Avrupa'dan konuşulurken biraz gerçekçi olmaz. Gerçekçi davranmak ortamı lazım. Ortamı kendimiz zorlaştırıyor muyuz diye de sormuş bir izleyicimiz. Yapılan politikalarla ya da atılan adımlarla, mesela swap tarafını mesela örnek göstermiş. Swap tarafı biraz kafaları karıştırdı ama yapılmak istenen şey belli. Yani özellikle daha önce Türk lirası, yani bizdeki bankaların sermayelerinin %25'inin üzerine çıkmayacak şekilde bir düzenleme yapılmıştı, swap'ta %25'in üzerine çıkmasın diye. Şimdi yabancı bankaların Türk lirası plasmanlarında bir vadeyi uzatma imkanı ortaya çıkarıldı. Evet. Böylelikle ellerindeki Türk lirasını çok hızlı kullanmamaları isteniyor ama bana sorarsanız çok etkili olabilecek bir konu değil. Zaten şu günkü dolar hareketinde de yaptırımlar meselesinin gündeme gelmesi kadar bunun da etkisi olduğunu düşünenlerdenim ben. Çünkü ister istemez işte pozisyon kapatmaya vesaireye yönlenebiliyor. Zaten ortamın çok böyle sağlıklı, güçlü bir zemine oturduğu bir yerde değiliz piyasa bakımından. O zaman işte piyasada pozisyon kapatmaya çalışanlar, yabancı yatırımcılar içinde de biraz sayıları artınca bu sefer böyle bir hareket ortaya çıkıyor. Sanki hafifçe dengelenecek gibi ama keşke bu pozisyonları biraz daha kendilerini bu yeni ortama, alınan karara uyarlamak için bir imkan tanınsa herkese. O zaman biraz daha güvenilir bir piyasa
tablosu çizeriz. Hakan Bey, bitirdik. Peki. Bir yılı geride bıraktık. Ben de izleyicilerimize de başta tabii teşekkür edeceğim. Şimdi Bloomberg HT ekranlarından bundan sonra ayrılmış oluyorum. Başta Didem Ciner, yöneticilerimiz Cem Coşkun, diğer taraftan Gökhan Şen, Açıl Sezen, editörlerim. Tabii ki onlar çok büyük emek sarf ediyorlar. Tahsin Akça ve Cem Pekin hem Kapanışa Doğru hem de Günden Kalanlar'da. Yönetmenlerim Selçuk Yıldırım, İlker Özcan, kameraman arkadaşlarım. Yani liste çok uzun aslında. Tüm haber merkezi, çalışma arkadaşlarım. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerime teşekkür ediyorum. Siz konuklarımıza, değil mi? Mutlaka kameraman arkadaşlarımıza söyledim. Başta. Çünkü bizi en iyi gösteren onlar. Yani aslında bu teşekkür listesi hep uzundur. İsimsiz kahramanlar da çok. Ama iyi yapıyorsunuz. Çok herkesi anarak iyi, evet, yapıyorsunuz. Çünkü bir emek. Yani bu bir, hep söylüyoruz, ekip çalışması, takım çalışması. Bizler görünürüz ama görünmeyen çok kahraman var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de tabii ki sosyal medyadan da birçok yorumlarınızı paylaştığınız sorularınızla bu programı daha aktif hale getirdiniz. Sizleri de unutmuyorum. Unutmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size bugüne kadar kattıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.